Dostlar, yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün bir pazar gününde yine farklı bir sürüş yapıp bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Hafif bir gezinti yapacağız. Bankada birkaç işim vardı, onları halledeceğim. Ondan sonra da bir arkadaşla kahve içip geri dönmeyi planlıyorum. Bugün konuşmak istediğimiz bir konu var. Bu da geçmişle alakalı. Yani geçmişlerimizle alakalı aslında biraz da. Hayatta takıldığımız şeyler, yaptığımız hareketleri kafaya takmalarımız ve bunların bize yansıması. İzmir'de çok rüzgarlı bir gündeyiz bugün. Rüzgar gerçekten çok şiddetli ve pazar günü olmasına rağmen çok ekstrem bir kalabalık var. Bu kalabalığın sebebini de anlamış değilim. İzmir'de yaşayanlar genelde buna hakimdirler ama bizim 45 plakalarla, şimdi önde geçtiği için fark ettim, ciddi bir problemimiz var nedense. 45 plakalarla bir türlü anlaşamıyoruz. Onların trafik kurallarıyla bizimkilerimiz birbiriyle aynı değil sanırım. Aynı şeyi Fethiye'de de yaşamıştım. İzleyenler olduysa oradan hatırlayabilirler. 48 plakalarla da bir türlü anlaşamadık. Hatta orada genel olarak hiç kimseyle anlaşamadım. Bundan dolayı bunu aklıma gelmişken sizlere söyleyeyim dedim. Havamız şu anda kaç derece? 11 derece. Gayet motor sürmek için keyifli ve uygun bir hava. Biraz yağmur var. Çiseliyor ince ince. Insta 360'ı kullanmayı öğrendim diyebilirim artık sizlere. Özür dilerim. Her geçen gün bu vlogla alakalı kendimi biraz daha geliştiriyorum YouTube'la alakalı. Bu kanal nereye gider, nereye evrilir? Bu konu hakkında tabii hala net bir fikrim yok. Ama sizlerle bir şeyler paylaşmak çok hoşuma gitti. Ve elimden geldiğince de bunu bir iş vazifesinde görüp düzenli olarak yapmaya gayret gösteriyorum açıkçası. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Takipçi sayımız bizim artmıyor. Bu şekilde 280-281 bu dolaylarda geziyor. Belki yavaştan artmaya başlar bizim kalitemiz arttıkça. Aslında ben şunu da sizlerle paylaşayım. Belki biraz egom fazla gibi gözükebilir ama ben bunu nasıl artacağını biliyorum. Yani nasıl arttırabileceğimi biliyorum. Bunun yollarının farkındayım. Ancak şu an bununla tam olarak böyle bir vakit harcayabilecek kadar rahat bir vaktim yok. Yoksa yani atla deve değil yani. Bunu herkes az çok tahmin edebilir. Ben de izlediğim kanallardan yapılan işlerden bunu görüyorum. Daha fazla rota, daha fazla yenilik, daha güzel açılarla çekimler ve biraz vakit harcamayla takipçi sayısını arttırabiliriz. Bu konuda bir sıkıntı olmaz ama dediğim gibi ben bu ara pek müsait değilim bunları yapmak için. Bundan dolayı da 280 dolaylarında takılmaya herhalde bir süre daha devam edeceğiz. İmkanı olan, izleyen, zevk alan beğenirse, abone olursa sevinirim. Şimdi hayat öyle bir şey ki, hani geçmişle alakalı bir şey konuşacağız derken, mesela bu şu an benim geçtiğim yerde eskiden bir köprü vardı. Burası Susuz Dede Köprüsü olarak geçiyordu. Çocukluğumuz buralarda geçti. Yani burada işte atıyorum otobüsten inip o yokuşu çıkıp evin oraya falan yürürdük. Orada bir işte tenis kortu vardı. Hala var gerçi. Oralarda akşamları otururduk. İşte çay, çekirdek, kola muhabbetimiz olurdu gençliğimizde. Sonra insana garip gelen şey şu oluyor. Yani 14 ile 15 yaşlarından itibaren işte bu sokakları, bu caddeleri karış karış arkadaşlarımla gezerken şimdi evliyim. Çocuğum var. Ve bu yollardan hani tabiri caizse bebek arabasıyla geçiyoruz artık. Yani bu noktaya geldik. Çok sevdiğim bir şarkı sözü vardı. Stabil diye bir sanatçının, bir rap sanatçısı. Top oynadığım caddelerden arabayla geçtim diye. Biraz hayat onu andırıyor. Yani geçtiğimiz her gün, yaşadığımız her gün geçmişteki deneyimlerimizi farklı şekilde, farklı yerlerde ve farklı kişilerle hep güncelliyoruz aslında. Ben de hayret ediyorum bu duruma. Yani gün geldikçe bakıyorum ya bu ara yani ne kadar çabuk büyüdüm. Bu anılar ne çabuk değişmeye başladı hayatımda diye. Eminim birçoğunuzun hayatında da bu gerçekleşmiştir. Yani zaman çok hızlı geçiyor ve siz buna engel olamıyorsunuz. Ama şöyle geçmişe dönüp baktığınızda hatıralarınız size sadece tatlı bir tebessüm değilse geriye dönüp bakmanın çok bir manası yok. Mesela bir örnek vereyim size. Ben çocukluğumda burada koşarken, karşıdan karşıya geçerken yani böyle bir şey olmadı ama bana bir araba çarpmış ya da motor çarpmış, kolumu kırmış olabilirim. Ben bu caddeden her geçtiğimde bu anıyı hatırlarsam
Burası artık bana keyif vermemeye başlar. Hayat da biraz öyle. Geçmişimize dönüp baktığımızda hatıralarımız, kötü hatıralarımızı hep hatırlayıp aynı yerde tekrar üzülüyorsak, geçmişe dönüp bakmanın da bir manası kalmıyor. Geçmişteki güzel günleri de yakalayamıyorsunuz hiçbir zaman. Evet, kötü yani bu yaşadığımız travmalar, kötü sonuçlar bizi hayatımızda hep böyle mutlu bakmamızı gerektirecek durumlar olmayabilir. Ama kötülükleri hatırlamak yerine iyilikleri hatırlarsanız ve sabahları bu şekilde uyanmaya gayret gösterirseniz hayattan daha fazla zevk alırsınız. Şimdi ben geçen gün bir konuşma esnasında bir şey söylemişim. Belki biraz kırıcı da olmuş. İnsanlar 45 yaşını geçtikten sonra hani daha çok böyle daha iyi motorlara bineyim, daha farklı heyecanlar arayayım gibisine geliyor. Aslında bu bir nevi artık 45 yaşından sonra özellikle erkeklerden bahsedeyim bu konuda. Ekonomik özgürlüğünü eline aldıktan sonra çoluk çocuk işlerini biraz ilerlettikten sonra atıyorum işte 30 yaşında baba olan birinin 15 yaşında bir çocuğu oluyor mesela. Bu adam 45 yaşından sonra ekonomik özgürlüğü de elindeyse artık hayattan zevk alacak farklı şeyler aramaya başlıyor. Ben yani burada tam olarak bunu kastetmiştim. Gelen maillerde bir abimiz biraz bu konuda isyankâr davranmış bana karşı. Sonra birkaç mesajlaşmamızdan sonra o da beni gayet iyi anladı. Buradan kendisine saygılar, sevgiler. Hatta birçok açıdan evet hocam haklısınız. Ben de bu noktada size katılıyorum. Benim de motora başlama amacım tam olarak böyle dedi kendisi de. Yani vardığımız noktada hep aslında aynı yere geliyoruz. Gelen danışanlarımızda, çevremizdeki insanlarda mutluluğu aramanız gerekiyor. Yani mutluluk öyle sabah uyandığında ay bugün çok mutluyum, çok güzel bir hava böyle gelmiyor. Ama kötülüğü ya da mutsuzluğu aramanıza gerek yok. Onun için şu an zaten yaşadığımız ekonomik koşullar ve ülke şartları mutsuzluğu bize çok çabuk getirebiliyor. Önemli olan burada biraz mutluluğu kovalayabilmek, mutlu olabilmek için çaba göstermek. Mesela bir örnek daha vereyim size. Kendisi videoyu izlediği zaman bana alınmaz. Mustafa abimiz var. Adam motor kullanmaktan çok keyif alıyor. Aşırı zevk alıyor. Ve bu adam mutluluğu motor kullanmakta buluyor. Motor kullandıkça kendini daha mutlu, daha keyifli hissediyor. Ve kullanmadığı zamanlarda bunun ciddi sıkıntısını yaşıyor. Bu adam şimdi kendini bunu bile bile daha fazla sıkıntıya sokup, daha fazla probleme sokup mesela bir motor almak istemiyor, motorunu yenilemek istemiyor şu an için. Hem ekonomik şartlar belki kendisi için uygun değil. Ama bulunduğu mevcut şartlardan çok memnun ve gazı çevirdiği sürece adam zevk alıyor. Şimdi bu adamların hayatını değiştirmesini beklememiz olmaz. Çünkü mutlu olmak için kendine bir sebep bulmuş. Koşturduğu bazı idealler var. Bundan dolayı ne diyoruz biz? Abi sen zaten motor kullan. Motor kullandıkça mutlusun. Motor kullandıkça zevk alıyorsun. Hayat da tam olarak böyle. Yapmış olduğunuz şeyler, yine tekrarlıyorum, kimseye bir zararınız yoksa, kimseye bir zarar vermiyorsanız, sadece kendi imkanlarınızla bunu yakalayabiliyorsanız, mutluluğu kovalamak gerçekten çok güzel bir şey. Evimizde, ailemizle, yeri geliyor çevremizle, herkesle bir düşünün. En basitinden düşünün, en yakınızdaki insanla. Şu an mutsuz olmaya karar verseniz, mutsuz olmanız kaç saniye sürer? İnanın 10. Söyleyeceğiniz herhangi bir sözcükle mutsuzluğu yakalayabilirsiniz. Ama mutluluğu kovalamak için mutluluk kavramı herkes için değişiyor. Yani bir insanla mutlu olacaksanız ve bu mutluluğu yakalamak istiyorsanız belki bir yemeğe götürmeniz gerekebilir. Bu bir çabadır. Belki bir gezmeye gitmeniz gerekebilir. Belki bir sinemaya, belki güzel bir söz söylemeye. Bunların hepsi bir çabadır. Ama ikiniz de mutsuzluğu istediğiniz anda hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Hep bir laf var ya, işte gözünün üstünde kaşın var diye kavga çıktı. Bu bile suç mu? Tarzında. Hep mutsuzluk böyle bir şey zaten. Hep yanı başımızda. O yüzden sizlere nacizane tavsiyem, mutluluğu aramaya gayret gösterin. Bu arada şu da çok önemli. İnsanları mutlu etmeye de gayret gösterin. Ama bu dediğimi bencilce düşünmeyin. Bir başkasının mutlu etmek için kendiniz mutsuz oluyorsanız bir yerde dur demeyi bilmeniz gerekiyor. İlişkilerinizde de aynı şekilde, hayatınızda da aynı şekilde, eşinizle, dostunuzla, motorunuzla, yediğiniz yemekle. Abi ekmek yemek bana kilo yapıyor ve işte karaciğerimi zorluyorum, atıyorum kalbimi zorluyorum. O zaman o ekmek artık sana mutluluk vermeyecek bir yerden sonra. Bunun gibi de düşünebiliriz. Çok basit bir örnek oldu.
Belki detaylandırabiliriz daha da. Ama dediğim gibi ben şu an bu geçiş aşamasını, yani bu çektiğimiz videoyu biraz olsun böyle bu mutlulukla alakalı, geçmişle alakalı, takıntılarımızla alakalı belki bir şeyleri değiştirebiliriz. En azından ben ufak size bir tüyo verebilirim diye düşündüm. Dediğim gibi benim yaptığım şeyler burada bir seans ya da bir terapi değil asla. Ben sadece kendi deneyimlerimden ufak parçaları sizlerle paylaşıyorum. Eğer hoşunuza giderse bu videoların da devamını getiririz. Şu anda kahve içeceğim yere doğru yaklaştım. Bu güzel sohbet için beni dinleyen arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Belki bir gün buralar değerlenir. Umarım sizlere de yardımcı olmuşumdur, olabilirim. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.